İyi haftalar, 13 Mayıs haftalık burcumuza hoş geldiniz. Biraz böyle bir 13 Mayıs'ta bir hava sıcak, bir soğuk, böyle bir dengemiz yıprandı ama olsun. Her şey çok güzel olacak, muhteşem olacak her şey, muhteşem güzel olacak. O yüzden baharın verdiği oluşum, baharın verdiği coşku bize iyi gelecek. 13 Mayıs koç burçlarını neler bekliyor diyorsanız, aslında koçlarda inanılmaz derecede bir iş kaybı, iş stresi ve yaşadıkları biraz maddi kayıplar onları biraz daha sinirli ve öfkeli yapmaya başladı. Bence hiç öfkelenme koç burcu, biraz daha sakin adımlar yaptığın zaman Mayıs 22'den sonra parasal ve evrenle ilgili toparlanma, iyileşme ve daha güzel bir süreç sağlayacaksın. Sen biraz inançlarını ya da ruhunu kaybettin. Biraz hani psikolojin yorgun. Biraz denize gir, enerjini değiştir, sana iyi gelecek. Bir de evle ilgili çözülmesini istediğiniz bir değişiklik kararınız var. Haziran'ın ilk haftası itibariyle bu değişim gerçekleşmiş olacak ve sizin için hayırlı olacak. Özel hayatınızla ilgili de uzun süredir devam eden ilişkinizle ilgili gerginlikler hala süreçte. Ama bu uzun süreli ilişkinizle evlilik yoluna gitme ihtimaliniz yüksek. Ama ilişki yaşamayan koç burçları için de muhteşem bir ilişkiye hazır olun diyorum. Sağlık olarak da boyun ve sırt bölgemizin hassasiyeti olabilir. Çocuk isteyen bazı koç burçları için de baharın coşkusu olabilir. Hadi hayırlı olsun diyoruz. 13 Mayıs, yani boğa burçları neler bekliyor diyorsanız, yavaş konuşacağım, söz verdim, hızlı konuşmayacağım diye kilitleniyorum ya. Evet, boğa burçlarının aslında kilo aldıkları için acayip derecede yemeğe tutkun oldular. Lütfen vücudumuzu yazı hazırlıyoruz, enerjimizi yazı hazırlıyoruz. Boğa burçlarında acayip derecede bir rahatlık, bir özgüven, bir oluşum olduğu için onu da veririm, bunu da veririm, şunu da yaparım kafasındasın boğa burcu. Bence daha şurada 2 ay gibi zayıflama enerjine ihtiyacım var. Bir de uzun süredir beklediğin yurt dışı ile ilgili evren ha geldi ha gelmek üzere bunun sevinci ve işinle alakalı da değişmek istediğin bir yenilik ve ortaklı bir iş yapmak isteyen bazı boğa burçları için inanılmaz güzel bir Mayıs sonu olacak. O yüzden endişe etmeyin, sizin için her şey gayet hayırlı ve aydınlık. Özel hayatınızla ilgili de uzun süredir yalnız boğa burçlarına muhteşem bir aşk Haziran başı itibariyle hayatınıza gelmiş olacak. Sizde de boğaz ve mide ile alakalı dikkat etmeniz gereken nodülleriniz ya da tiroidleriniz gündemde olabilir. Sağlığınızı bu konuda ihmal etmeyin. Bir de uzun süredir ailenizle alakalı yaşadığınız gergin süreç bitmiş olacak ve yeni araba almak isteyen boğa burçları için de sürpriz bir değişim olacak. İkizleri neler bekliyor 13 Mayıs'ta derseniz, ikizler aslında güzel bir araba değişimi yaptılar. Hatta evde değiştirmek ya da yazlık almak isteyen bazı ikizler burcu için Haziran sonuna kadar bu gerçekleşmiş olacak. İşinizle alakalı da beklediğiniz bir terfi ya da devletle ilgili beklediğiniz evrak Eylül'e kadar hayatımızın içerisine girecek. Kendine iş kurmak istediğiniz istiyorsanız şu an için zararlı yapmayın ikizler burcu. Şu anki işinizi kontrol edin. Yükseliş ya da hedefiniz neyse buna konsantre olun. Çünkü sizin hayatınızda yıl sonu itibariyle ortaklı süreç hayırlı olacak. Sizde de ayaklardaki varizler, damarlar, siyatrikleriniz son zamanlarda olabilir. Bir de uzun süredir kardeşler arasında miras kavgası vardı. Bu hala devam ediyor. Herkes birbirini affetsin, yasal olarak devam etsin. Devlet size ne bölüyorsa onun kararına varın diyorum. Evli ikizler burcu içinde çocuk muradı demeyelim de çocuklarınızla ilgili gelecek hayatıyla ilgili doğru yatırımlar planına gireceksiniz. Hayırlı olacak. Hiç endişe etmeyin çünkü ikizler çok kafaya takıyorsunuz. Hiçbir şey ödeyemeyeceğim diye. Merak etmeyin, her şey çok iyi ödenecek. Yengeç burcu. 13 Mayıs Yengeç burcunu neler bekliyor diyorsanız, yengeçler de aslında duygusal bir döngüye girdiler. Böyle bir anne, baba, aile özlemi başladı. Onların üstüne dokunmayın. Bu ara ağlak bir ruh halleri var. Çünkü yalnızlık, hani onların yalnız kalma korkusu ve panik atak evresi başladı. Geçmişe özlem başladı. Yengeçler sizin kadar zeki ve anaç ruhunuz. Kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Çok merhametli ve vicdanlısınız. O yüzden biraz işinize konsantre olacaksınız. Hayatınızdaki eksikleri toparlayacaksınız. Ondan sonraki hayatınız daha verimli ve daha aydınlık olacak. Sizin de işinizle ilgili hedeflediğiniz bir basamak var. Ufak bir tatil niyetiniz var, gidip gelmek istediğiniz. Bunu da gerçekleştireceksiniz. Ve özellikle kırgın olduğunuz yakın dostunuzdan bir adım özür dileme. Almak istediğiniz bir para var. Bunu da Haziran'ın ortasına kadar çözmüş olacaksınız. Sizde de baş ağrısı, dişlerle ilgili problem olabilir. Biraz da duygusal yaşadığınız gerginlik size huzursuzluk yaratıyor olabilir. 13 Mayıs aslan burçları neler bekliyor diyorsanız, aslanlar da böyle kuş gibi uçtular. Kendi evlerine geçtiler.
geçtiler. Evlenmiş olanlar Mayıs ayında evlendiler. Ama onların işlerle ilgili ve parasal hayatıyla ilgili çok zorluk yaşadıkları için şu an ne kadar düğün de yapmış olsa, ne kadar söz nişan ya da doğru ilişkiyi de bulsalar, parası gerçek hayata geri döndüler ve para hayatlarını toparlamaya başladılar. Onların bir ev problemi olabilir, su akıyor olabilir, damardan su geçiyor olabilir. Kiracısıyla ilgili şikayet eden bazı aslan burçlarımız var. Onlar hayat alacak, hatta evi satma ihtimalim var. Bir 6 ay sonra ev satabilirsin sayın aslan burcu, yerine daha geniş, daha ferah. Hatta senin kendi oturacağın bir ev sistemi yaratabilirsin. Hadi şimdiden hayırlı olsun. Sizde de aslında nefeste ve ciğerlerle ilgili hassasiyet ve uykuyla ilgili sinüsitiniz ya da tıkanmalarınız ya da nefes alışıyla ilgili sorunlarınız olabilir. Bekar aslanlar, bana ne kardeşim, bana ne evli aslanlardan diyen bekar aslanları da biraz daha sabırlı ol. Muhteşem bir aşk. Hatta aslan burcu çocuk moduna girmeye başladı. Şimdiden çocuk heyecanı yakalanabilir diyorum. Başak burcu 13 Mayıs. Başak burcunda ne oldu? Çok böyle bir ailede yaşanan bir gerginlik, onun ruhsal dünyasında böyle bir sinir harbi içerisinde. Çünkü işiyle ilgili düzen ve takıntıları yüzünden evdeki her şeyin ters gitmesi Başak burçlarına böyle bir alınganlık, kırganlık, her şeyi detaycı yönleri, artık lütfen bunları kenara çekin, kendinize vakit ayırın. Çünkü başkalarını düşünmekten kendinize bir vaktiniz yok Başak burcu. O yüzden artık size Mayıs 13'ten sonra kendinizi ayırma, tatil planınızı yapma, parasal hayatınızla ilgili planlarınızı ortaya koyma. Çünkü duygusal yalnızlık sizi çok fazla depresyona soktu. Evli Başak burçları için neler değişiyor? Onlar için de yeni bir ev alımı kararı verildi ve satmak istediğiniz bir yeri uzun süredir satamadığınız ve hala satamadığınız için yeni eve geçişte yapamıyorsunuz. Allah kısmet ederse Haziran sonuna kadar bu muradınız gerçekleşecek. Sizde de ayak topuklarınızla ilgili topuk dikeni, tırnak batığınız gündemde olabilir ve devamlı baş dönmeniz olabilir. Kulak iltihabınız gündemde olabilir. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Bir de sizin süre erkek rahatsızlığı biraz sıkıntılı olabilir. Başak burçları bir ameliyat olacak. Bir de uzun süredir işinizle ilgili beklediğiniz yenilik ya da yükseliş beklentiniz vardı. Haziran ilk haftası bunun muradına ereceksiniz. Hiç panik yapmayın, korkmayın diyorum. Ufak bir de böyle piknik haftası onu yapma, ailenizle geçme. Bir de uzun süredir gitmek istediğiniz bir aile kabiriniz var. Bunu da ziyaret edin diyorum. Terazi burçları. Neler bekliyor 13 Mayıs'ta? Sakin konuşacağım dedim. Kimse inanmıyor bana. Bakın sakin konuşuyorum. Terazi burçları için de olmayacak haberler, sürpriz değişimler ve işlerinizle alakalı güzel güzel olumlu kağıtlar ve uzun süredir bazı ödemediğiniz evrakları temizlediğiniz, maddi olarak biraz daha rahatlama evresindesiniz ama hala geçmiş ay ödenmesi gereken bazı borçlar var. Bunları da toparlarsanız çok sevinirim. Uzun süredir elinizde satmak istediğiniz küçük bir arsa ve onu farklı bir eve çevirmek isteyen bazı terazi burçlar için de bu Mayıs bitecek, Haziran, Temmuz ayında bu kararını yenilemiş ve güzel süreçler elde edeceksiniz. Ailenizde de iş problemi yaşayan bazı terazi burçları için de Haziran ayı çok doğru bir iş süreci olacak. Hiç endişe etmeyin, korkmayın. Çünkü Haziran terazi burçları ve Mayıs ayından, yani 13 Mayıs'tan sonraki süreçte terazi burçlarında biraz daha bolluk ve bereket, kaygıların geride gideceği, sadece sağlık olarak kulak burun iltihabınız ve alerjik olarak domatese karşı alerjiniz olabilir ve uzun süredir ailenizi evinizde misafir etmek istiyordunuz ve odanızı değiştirmek istiyordunuz. Hadi bunun vakti, yapın, hayırlı olacak diyorum. Akrep burçları neler bekliyor diyorsanız, yani 13 Mayıs akrep burçlarında neler değişti? Evet, akrepler aslında iş hayatlarıyla ilgili çok gergin süreçteler, maddi çok fazla sıkıntıları var ve özel hayatta bir bitti. Onun verdiği bir gerginlik de hayatın içerisinde devam ediyor ama değişecek güzel süreçler. Ödemelerinizle ilgili yaşadığınız aksilikler sizi biraz yıprattı. Siz geçmişi kapatın. Yeni olumluluklar ve maddi toparlanmalar söz konusu olacak ve gelecek kaygılarınız ve ne olacak, ben bunu halledemedim, şuna da korkularınızı atın. Haziran ve Mayıs ayının sonlarına doğru daha verimli bir süreci elde edeceksiniz ve yeni ufuklar açılacak, yeni iş kapılarınız açılacak ve ilişki konusunda da uzun süredir ayrılmak isteyen akrep burçlarının gerçekten ayrılığı gerçekleşti. Bazı akrepler kesinlikle ilişki istemiyorum diyorlar. Doğru karardasınız. Evlenmek isteyen bazı akrepler için de çok doğru bir haftanın başlangıcı olacak. Tanıştırma usulü bir ilişkiniz gündeme gelecek ve bu size bir evlilik sonucu getirebilir. Ufak tefek nazara gelebilirsiniz. Kazalar olabilir. Gereksiz kavgalar gündemde oluşabilir. Hiç panik yapmayın. Allah'ın izniyle her şeyi çözeceksiniz. Sizde sinir sisteminiz ve panik ataklarınız artmış olabilir.
uzun süredir de arkadaşlarınızla vakit geçirmek istiyordunuz dışarıda. Bu hafta sonu bunun tadını çıkartırsanız sevinirim diyorum dedim bile. Yaylar, 13 Mayıs yayları neler bekliyor diyorsanız, onların hukuksal evreleri, ailevi bazı miras olayları ve duygusal yalnızlıktan kaynaklanan onun derdi, bunun derdi, bunu dinlerken yaylar kendilerine vakit ayıramadılar. O yüzden onlarda bir yurt dışı fikirleri var, ailesini yollamak istediği bir deniz gören bir nokta var ve işlerinizle alakalı da uzun süredir bir sürü birikmiş evraklarınızı toparlama dönemi ve kalbinizdeki insanla gerçekten muhteşem bir aşka yelken açacaksınız. Kimi düşünüyorsanız bu ay onunla doğru bir aşk başlangıcı, hatta bu evliliğe doğru sonuçlanabilir. O yüzden yayların değişecek özel hayatlarında yenilikler ve güzellikler var. Ve bekar evli yaylarda da bazı problemler gündemde olabilir. Biraz kendi aranızda maddiyattan kaynaklanan huzursuzluklar, hatta boşanmaya kadar gidecek yay burçları. Biraz sakin olursanız evliliğiniz kurtulacak. Sizin de araç değişimi gibi gündeminiz olan ve son zamanlarda da saç ve kirpik dökülmeniz var. Bu lütfen önemli bir şey, sağlığınızı kontrol edin diyorum. 13 Mayıs Oğlak burçları neler bekliyor diyorsanız, Oğlakların çok fazla ortaklı ve çok büyük projelere imza atma dönemleri var. Onlar için çok doğru farklı şehir ya da farklı ülkelerde yapacağınız yeni anlaşmalar ve bu anlaşmalar size çok artı puan getirecek. Ama uzun süredir iş problemi yaşayan Oğlak burçları için biraz daha sabırlı olursanız size yaz ayı gerçekten güzel iş ve devamlılığı gelecek bir süreç gözüküyor. Ve devlete girmek isteyen bazı Oğlaklar burcu için de aranızda hani aracı devreye sokarak istediğiniz kapıya da gireceksiniz. Panik yapmayın. Aşk hayatınızla ilgili uzun süredir yalnız olan Oğlak burçlarına muhteşem bir aşk var. Sabırlı olun, korkmayın ve elinden tutun. Çünkü bu sizin hayat arkadaşınız olacak. Evliliğiyle ilgili sorun yaşayanlara da hatta çocuk sevinci olacak. Evlilik kurtuluyor. Bir çocuk sizin hayatınızı değiştirecek olarak söyleyebilirim. Size de sağlık olarak belki kadınsal bölgeniz ya da göğüs bölgenizde hassasiyetiniz olabilir. Sağlığınızı bu konularda dikkate alırsanız sevinirim. 13 Mayıs Kova burçlarını neler bekliyor diyorsanız, kovaların aslında uzun süredir aile kavgası demeyelim de arkadaş, dost ve işte çok fazla sizin üzerinize geldi. Yöneticiler çok fazla sizinle oyunlar oynandı ama siz hak ettiğiniz basamağa geçtiniz. O yüzden bunun tadını çıkartın. Size zarar vermek isteyenler kendi ayaklarına sıktılar. Siz yerinizde yükseldiniz. Daha iyi süreçler sizin için doğru olacak ama başka beklediğiniz iş teklifi de var. Hatta yurt dışı ile ilgili fikirleriniz var Kova burcu. Bu kapılarınız da açık. Eğer bunları çok doğru dengelerseniz muhteşem, güzel, sizin için iyi başlangıçlar söz konusu olacak diyeceğim. Sizde de ailevi değil de bayan kardeşler ya da kız kardeş ya da ablalardan kaynaklanan birbirinizle atışma dönemi var. Gereksiz birbirinizi kısıyorsunuz. Biraz aileyi gerginliklerden uzak tutarsanız ve uzun süredir aile mirasınız var, toprak, bina ya da ev tarzında, bunlar da adaletli şekilde bölüşecek ama daha bununla ilgili vakit var. Bekar kovalar için de aşk var ama sabırlı olmanız gerekiyor. Çünkü sizler çok seçicisiniz. Doğru insanı bulmadan hayatınızı almak istemiyorsunuz. Rabbim size bu doğru insanı bulacak. Sizde de tırnaklarda kaynaklanan kırılmalarınız söz konusu olabilir. Tırnak iltihabınız olabilir ya da tırnak batığınız olabilir. Dikkat diyorum. Balık burçları, yani 13 Mayıs'ta neler bekliyor diyorsanız, balıkların aslında borçtan çok düzen ve disiplin ve çözmesi gereken yeni iş beklentileri var. Ve bu iş beklentileri onların hayatına girerse daha önümüzü göreceğim ve ilişkimi daha iyi sağlamlaştıracağım dediği fikirler gündemde balık burçların. Evet, çok güzel bir iş anlaşmanız olacak ve bu iş anlaşması size çok artı puanlar ve parayla ilgili kaygılarınız bitecek. Hatta kendinize oluşturmak istediğiniz yeni bir dükkan ya da ortaklı bir iş varsa bu sizin çok hayırlı ve çok da iyi kazanç sağlayacağını söyleyebilirim. Uzun süredir de hayatınızdaki insanla tatil planınız var ama maddiyat ve gerginlikler ve düzen bozulmasın diye şu an tatili Ağustos, Eylül'e kilitlediniz. Hadi gözünüz aydın, bir yurt dışı tatiliniz var, bu size iyi gelecek diyorum. Ama aile ziyaretleriniz, anne baba ve hani başka şehirdeyse bunları ziyaret etme dönemlerimiz söz konusu. Sizde de bu ara uykusuzluk gündemi var. Uyumak istemiyorsunuz. Böyle çok böyle mutlu bir enerjiniz var. Ama ilişki yaşamayan balık burçları için de muhteşem bir ilişki olacak. Hayatlarınız yenilenecek. Aileyle ilgili de yaşadığınız parasal problem geride kalıyor. Huzur ve mutluluk haftanız var. 13 Mayıs haftalık burcumuzu burada yorumladık. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Tabii ki hayatta her şey çok 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 güzel olacak. Mutlu kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.